İstanbul'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz Ekonomi 7/24'e. Merhabalar, günaydın Gülçin Hanım, hoş bulduk. Yeni haftaya heyecanlı, kayıp yönlü bir başlangıç yaptık. Şimdi hemen herkesin kafasında işler bundan sonra nereye gider sorusu var. Borsa cephesiyle başlayalım. Şimdi 1500'ü puanların üzerinde tutunmuştuk. Elbette teknik bir yanda ama haber akışı da her zaman piyasalar üzerinde etkili. Dünkü sert satışın üzerine biz Borsa İstanbul'da bugün nasıl bir seyir bekleriz? Bunu tabii tahmin etmek kolay mı bilmiyorum. Ya doğru söylüyorsunuz, yani şu sıralarda gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkisini tahmin etmek biraz zor. Ama yani dünkü piyasa hareketlerine baktığımızda Borsa İstanbul'un için özellikle tabii ki %10'luk bir marj uygulanıyor. Bu özellikle 2018 sonrasında ve hisse senetleri piyasalarında da neredeyse hisselerin tamamının o marjı aşağı yönlü kullandığı bir gün oldu. Fakat şöyle bir enteresan, yani benim açımdan tabii ki teknik işte belki 1350 seviyeleri bir destek olarak yakın vadede takip edilebilir ama özellikle çeşitli piyasalarda, yani vadeli piyasada, döviz piyasalarının işte yurt içi, yurt dışı bacaklarında zaman zaman bu teminat sıkıntısı çeken kişi ve kurumların farklı pazarlarda da satışının gerçekleştirilme ihtiyacından kaynaklı ben yani bu sadece Borsa İstanbul özelinde değil, dünkü fiyatlarda biraz daha panik havasının yaşandığını tahmin ediyorum açıkçası. O açıdan da bankacılık endeksi içindeki hisse senetlerinde özellikle o %10'luk marjın, yani alt marjın içinde satış tarafında hala yüklü emirlerle dünü kapadık. Fakat diğer hisse senetlerinin özellikle bu %10 marjı yakalarken bu hisse senetlerindeki baskıyla birlikte yeni alışın gelmemesi ve o dip seviyelerde de aslında satıcıların çok fazla yoğunlaşmadığı, tek bir fiyattan neredeyse işlemlerin gerçekleştiği bir gün yaşadık. Şimdi bugüne döndüğümüzde eğer bizim belirleyicimiz, tabii ki ne oldu? Yani bir Merkez Bankası başkanı değişti Türkiye'de. Bunun haricinde yani birçok konu üzerinde tabii tartışabiliriz. Yani beklentiler değişmiş olabilir, talepler değişmiş olabilir ama Türkiye aslında Perşembe gününden Cuma'ya, Cuma'dan Pazartesi'ne de ekonomik koşullar altında normal faaliyetlerine devam eden bir ülke olarak görmemiz gerekiyor. Bunu borsadaki şirketler için de böyle düşünmemiz gerekiyor. O açıdan ben bugün bir dünkü baskının yarattığı bir geri çekilmeyle başlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama eğer risk algımız kur üzerinde gerçekleşiyorsa 7.80 civarında bir fiyatlama vardı ben programa gelirken. Dolayısıyla bu bölgenin de yatırımcılar için risk algısı belirleme bölgesi olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani gün içerisinde bu bölgenin altında veya üstündeki fiyatlamada işte normalleşme diyebiliriz veya daha riskli bir algıya doğru gidildiğinin bir göstergesi olabilir. Ama bugün daha sakin bir kur piyasası, daha sakin bir hisse senedi piyasası olacağı tahminim var. Tabii ki açılış öncesinde gün içi gelecek haber akışları, işte dün Sayın Elvan'ın işte benzeri özellikle ekonomi kurmayları içerisindeki açıklamalar içerisinde çok da net bir politika değişikliği beklenmediği ifade edildi. Dolayısıyla piyasalar bunu ne kadar bugün fiyatlayacak onu göreceğiz açıkçası. Peki o açıklamaları bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan da dün TRT Haber'in konuğuydu. Aslında benzer politikaları pekiştiren bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın öncelikleri neyse aynı şekilde devam edecek dedi. Ekonomi yönetiminin mesajlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı Aşan ve aynı zamanda piyasadaki hareketliliğin kısa süreli olacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, ekonomide yaşanan gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi. Ekonomi yönetiminin mesajları dikkate alınmalı dedi. Merkez Bankası'nın önceliklerinin devam edeceğini vurguladı. Mesele Merkez Bankası'nı kimin yönettiğine değil, Merkez Bankası yönetiminin süreç içerisinde ne yaptığına bakmak lazım. Hiçbir şekilde piyasaya müdahale etmeyeceklerine dair bir taahhütte bulundular ki bu taahhüt önemlidir. Ve panik var olan sürecinde işte bir şekilde aynı yöntemle aynı yolda devam edeceklere dair de toplumu aydınlattılar. Şimdi bence bunu okumak lazım. Aşan piyasadaki dalgalanmanın kısa süreli olduğunu söyledi. Yatırımcılara uyarıda bulundu.
küçük tasarruf sahiplerini uyarmak istiyorum. Lütfen böyle bir hani ne diyelim ona, spekülasyon içerisine girmesinler. Yani şimdi aldım, şuradan aldım, buradan da satarım, buradan da bilmem ne yaparım. Girmesinler böyle bir şey. Yani buna hiç gerek yok. Bir karar almışlar şimdiye kadar, yatırımlarını bir yere yatırmışlardır. Bence orada biraz sebat etsinler. Ani karar almamak lazım. Çok hızlı hareket etmemek lazım. Göksel Aşan, reformların etkisinin kısa süre içinde görüleceğini ifade etti. Evet, piyasayı sakinleştirici yeni süreçte ne olacağını anlatan yorumlarda, açıklamalarda gelmeye başladı. Dün Bakan Lütfü Elvan'dan açıklama vardı. Sermaye kontrolü olmayacak dedi, finansal istikrar devam edecek dedi. Hakeza yeni Merkez Bankası Başkanı da benzer mesajlar verdi. Sayın Aşan'ın mesajlarını ekranlara getirdik. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli de piyasaya meydan okumuyoruz dedi. Bu süreçte elbette yatırımcının nasıl bir pozisyon içinde kaldığı da çok önemli Sayın Erbaş. Siz ne tavsiye edersiniz? Bu tür dalgalı piyasalarda yatırımcı ne yapmalı, nasıl davranmalı ve tabii bu sakinleştirici mesajların da etkisi oluyor mu piyasa üzerinde? Tabii mesajların etkilerini bugün daha net görebiliriz diye tahmin ediyorum. Benim tavsiyem yatırımcılara şu olabilir. Yani Türkiye son 4-5 ay içerisinde yalnızca para politikaları açısından değil, yani dış ilişkileri, işte reform süreci bir hikaye yazma, bir yurt dışı yatırımcılar içinde, yurt içi yatırımcılar içinde bir yeni dönem anlayışıyla hareket ediyordu. Burada çeşitli dönem içerisinde görev değişiklikleri de olabilir. Reaksiyonlar farklı da olabilirdi. Ama bence eğer işte uzun süredir elinde döviz tutan yerli yatırımcı var, ki bunu dün biz gördüğümüz kadarıyla fırsata çevirmeye de çalıştılar bu yükselişi. Dolayısıyla uzun süredir genelde yatırımcının aldığı pozisyonun tersine doğru, yani zarar durumuna doğru gittiğinde bir satış işlemi diyelim, ya da zarar tarafında pozisyon alma, burada aslında zararını oluşturma noktasında bir irade sergiliyor. Ama işte elinde bir döviz tutuyorsanız, şu an kâra geçtiyseniz ya da elinizdeki dövizin işte kafa kafaya geldiği bir durumu düşünüyorsanız, mesela buradaki piyasa değişimlerini kendi lehinize kullanabilirsiniz. Çünkü hala bizim politika faizimiz %19 olarak, hala enflasyon hedeflerimiz belli bir noktada işte %10'ların biraz altında olması, hala Türkiye'nin bu reformist süreçte devam edecek bir iradeye sahip olduğunu işte açıklamalardan az çok anlıyoruz. Dolayısıyla burada değişkenler birkaç gün içinde olabilir. Bu fiyat değişimlerinde eğer siz elinizde uygun bir zaman geldiğinde, işte dövizimi bozayım borsaya geleyim, ya da dövizimi bozayım TL tarafına geçeyim, veya dövizimi bozayım bir yatırım yapayım gibi bir beklenti içerisindeyseniz, bunu kullanabileceğiniz birkaç gün yaşadığımızı ben düşünüyorum. Ha, burada tabii ki gelişmelerin ne yöne doğru gideceğini hepimizin böyle kesin bir gerekçeyle bilmemiz şart değil, ama elimizdeki varlığın değeri kısa bir sürede artıyorsa, diğer varlığın değeri düşüyorsa ve biz burada bir değiş tokuş hedefi içerisindeysek, bence en doğru zamanların bugünler olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde eğer bir kredili, işte limitin haricinde kaldıraçlı bir işleminiz yoksa, aldığınız pozisyonların şu an için mevcut tarafta korumanız, eğer zarardaysanız da en azından bir tepki hareketinde zararın daha minimize edildiği dönemlerde pozisyon değişikliğinin ya da pozisyon kapamalarının yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar sakin, ne kadar önünüzde bir planla giderseniz yatırımlarınızda ve bundan 3 ay sonra 6 ay sonraki gelişmeleri biraz daha göz önünde bulundurursanız, bence o kadar az zarar görürsünüz ve o kadar az dalgalanmalarda hatta kar etme şansınız da olur diye düşünüyorum. Siz reform paketine ve bunlara bağlı kalınacağına, bu yöndeki açıklamalara dikkat çektiniz. Bugün de onunla ilgili bir takvim bekliyoruz. Yatırımcı için aslında bu yol haritaları da önemli. Buraya bir virgül koyalım, ekleyeceğiniz bir şey yoksa, ve biraz altın ve dolar konuşalım. Altın cephesindeki son rakamları verelim. Şimdi altının bizde başka bir hikayesi var. Yurt dışında başka bir seyir var. Önce rakamlar gelsin, sonra devam edeceğiz. Şimdi altına gidelim. Ons altın bugün Powell'ın konuşmasını bekliyor. Küresel cephede aslında daha
dar bir bantta seyreden altını görüyoruz. İçeride dengeler biraz daha farklı. Mutlaka kur etkisi de altına yansıyor. Rakamlar gramda 436, çeyrekte 714, yarımda 1428 lirayı gösterirken 2935 lira Cumhuriyet altının İstanbul Kapalı Çarşı'daki son seviyesi oluyor. Serbest piyasaya gidelim. 436'da Kapalı Çarşı'da bıraktığımız gram yeni fiyatlarla ne durumda? Baktığımızda 437-438 bugün için hazırladığımız grafikte yer alıyor ama hali hazırda 441 son değişen seviye, anlık olarak değişiyor bu rakamlar ve sizlere güncelleyerek aktarıyoruz. Bu 8 gün içinde hızlı bir fiyat hareketi gördüğümüzü söylemek şüphesiz yanlış olmaz. 404 liralara kadar çekildi. 438 hatta az önce açıkladığımız gibi 441 seviyesini de gördü. Dün biraz daha yüksek seviyelerde vardı. Şimdi Sayın Erbaş, altını konuşalım istiyorum. Biraz önce belli pozisyonlarda fırsat olduğunda yatırımcının nasıl hareket etmesi gerektiğini aktardınız. Aslında belki altın da burada yükselişler açısından bir fırsat mı doğurdu yatırımcısına, ne dersiniz? Yani açıkçası daha önceki yayınlarda da bu yayında da ben tekrar etmek istiyorum. Bu kendi tabii ki kişisel düşüncemdir ve dünya konjonktürü ve Türkiye'nin içinde yer aldığı bu yatırım dünyası içindeki durumu düşünerek ifade ediyorum ki ben bu yıl içinde yine de döviz hareketlerinin ve altın hareketlerinin son iki yıl kadar yatırımcıya hala hani bir yüzdesel getiri anlamında baktığımızda yıllık bazda çok yüksek bir getiriye diğer bazı alternatiflerine göre sağlamayacağını düşünenlerdenim. Burada gram altın için, yani altın yatırımcısının hep üzerinde konuşuyoruz. İşte küresel piyasalardaki ons altın fiyatlamasında hala 1730-1750 veya 1700-1750 aralığında bir fiyat var ve burada yeni talebin hala ben gelmediğini görüyorum. Dolayısıyla ons altın fiyatlarının, hani ben bir gram altın yatırımcısıysam, çok hareketleneceğini bu yıl içerisinde düşünmek yerine 1600-1800 arasında daha çok dalgalanacağını ve 1700 dolar seviyelerinin biraz da pivot bir nokta olduğunu düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla o tarafta çok bir oynaklık yaratabilecek gelişme olacağını çok fazla düşünmüyorum. Şimdi kur tarafına da gelirsek, evet, yani politika faizimiz devam ediyor. Biz bu faiz ortamından önce de 7.78'ler, işte 7.75'ler test ettik. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz üzere, yani benim de düşünceme göre, eğer Türkiye son 4-5 aylık patikasında benzer dış ilişkiler, benzer bir reform süreci ve özellikle ekonomiye yönelik biraz daha hani konsantre olmuş bir şekilde hedeflerine doğru gidecekse, bu noktada da tabii ki politika faizini, maliye politikalarını kullanmaya devam edecektir. O noktada da kur hareketlerinin yukarı doğru sınırlı kalacağı bir dönem yaşamaya devam edeceğiz. O açıdan gram altında biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Döviz tarafında olduğu gibi özellikle 440-45 TL'lerin üstünde, ki bunlar benim yıl sonu beklentilerim. Evet. Fiyat hareketlerinden elinde 400, işte 380, ne bileyim 410 TL'den bir gram altını varsa, bunu da kısa süreli 425-200 günlük ortalamasına tekrar geri gelebileceğini düşünerek bence realize edebilir diye düşünüyorum şu noktada. O açıdan altın yatırımcılarının da bu fırsatı belki de kısa süreli, belki satış tarafında değerlendirmesi mantıklı olabilir. Noktalamadan dünyayı konuşalım biraz. ABD cephesinde pozitif rakamları kapanışta gördük. Asya biraz daha karışık seyrediyor. Ama genel olarak baktığımızda görece pozitif bir hava olduğunu söyleyebilir miyiz dünya için? Amerikan tahvillerinde de bir gerileme var. Aslında dünyada ne olduğundan çok biz her zaman dünya iyi giderse biraz da bize pay düşer diyorduk. Şimdi orada iyimser bir hava varsa eğer bir yansımasını destek olarak bugün görme ihtimalimiz olur mu? Şimdi Gülçin Hanım, en önemli gelişme bence son birkaç gün içerisinde bir kere Amerika'daki o ekonomik toparlanmanın bazı Fed üyeleri tarafında, hatta Powell söylemlerinde de yavaş yavaş gelebilecek olma ihtimalleri üzerindeki belirginlik. İkincisi, hala Amerika'da 3 trilyon dolara yakın bir altyapı çalışmalarına ayrılacak bir paket çalışması var. Evet, Almanya gibi ülkelerde kapanma çalışmaları biraz daha uzatılsa da, ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde yazdan önce sanki burada biraz daha disiplin aşı çalışmalarıyla birlikte sağlanacak gibi gözüküyor. Ama dünyanın büyüme noktasında bu yıl bir sıkıntı çekmeyeceği öngörüsü var. Dolayısıyla
Yani bütün bu türbülans, bütün bu rüzgar hani piyasaların üstünden özellikle yurt içinde kalktıktan sonra büyüyen, enflasyon yaratan ve bu anlamda da merkez bankalarının hala desteklediği bir dünyayla bu yıl devam edeceğiz. O açıdan Türkiye eğer yani rotasında doğru adımları atmaya devam etmesi durumunda diyelim. Yani zaman zaman kesintiler oluyor. Aslında bu aralıkta biraz ona denk geldi. Buradan pay almaya devam edecektir. Çünkü hala bir alternatif piyasa örneği olarak dünyanın karşısında duruyor. Yalnız burada tabii önemli olan her zaman yinelediğim gibi bu yıl ürünler üzerinden pazarlar içerisindeki işte bunu altını katın, borsayı katın, döviz işlemlerini katın. Son yıl kadar yani 2020 kadar çok daha rahat bir yükseliş patikası olmayacak. İnişli çıkışlı bir yıl yaşayacağız. Evet. Dolayısıyla daha profesyonel, daha dikkatli, daha seçici bir yatırımcı profiliyle devam etmemiz gerekiyor açıkçası. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.